Herkese merhabalar. Merhabalar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 22 Haziran 2024 Cumartesi. Maalesef karşınıza bugün üzücü bir haberle çıktık. Arılarımızda yangın çıktı. Arılarımızı kontrol edeceğiz. Ne kaldı ne gitti hiç bakamadık, göremedik bu olayın rehavetiyle. Daha yeni yeni kendimize gelmeye çalışıyoruz. Bazı boş kovanlarımız vardı, yeni kovanlar. Onlar yandı. Dolu arılı kovanlarımız yandı. Onlara bakacağız, hiç bakmadık. Canım sen istersen biraz konuş. Çünkü eşim vardı, ben yoktum. Eşim daha iyi biliyor. Evet, yangına birebir şahit oldum işte. Bir anda alevler her yeri sardı. Ortalık otlar kurduğu için çizmelerimle böyle çinlemeye çalıştım. Müdahale ettim ama başarılı olamadım. Bir anda her yeri sardığı için en sonunda itfaiye aradım işte. İtfaiye geldi. O şekilde söndürdük. Bu anız yakmalar var şu anda günümüzde. Mardin, Diyarbakır'da çok acı olaylar şahitiz. Evet. Dikkat ederim. Yani gerçekten zor bir şey bu. Yaşayan bilir. Allah kimseye başına vermesin. Evet. Çok hala etkisindeyiz yani. O yangının birebir içinde kaldım ben. Ayak parmaklarım, çizmeler eridiği için sıcaktan dolayı ayak parmaklarım uçlarında su topladı. Onlarda yanıklık var. İyi kötü bakalım idare ediyoruz. Bugün bazı kovanlar aktaracağım. Yanan kovanlar var. Arıları böyle telef olanlar var. Hep beraber bakalım. Eşim yangına kendi kendine müdahale etmeye çalışmış. İlk başta kurtarırım diye. Böyle bu çizmeleri yanmış. Bayağı bir hasar almış. Evet, plastik olduğu için alevlerin içinde kaldım ben. Bunlarla böyle alevlere bastım, dinlemeye çalıştım söndürmek için. Isına ısına sıcaklık eridiği için biraz da alev içeriye vermiş. Normalde güneş sıcaklığından bile bu çizmeler ayaklarımızı pişiriyor. Evet. Bir de düşünün yangının içinde kaldım, yani dumandan da etkilendim. Hala dumanı söküp atamadık içimize. Evet, gerçekten. Etrafı göstersin eşim böyle. Çok acı bir durum. Şöyle göstereyim, yani çok küçük bir alanda çıkmış. Küçük bir alan ama hemen birden böyle sarı olunca ortalık birden ilerledi. Yani bazı kovanları alevden kurtarmak için bu taraflara çektik. Eşim bunları sağa sola dağıtmış, kurtarmaya çalışmış. Normalde burası bizim bölme yaptığımız kovanlardı. İyi ki o katları taşımışız biz, yüksek yerlere taşıdık. Onları kaçırması da zor olurdu sağa sola. Çünkü katlı, yani taşıyamazdı tek başına, sürükleyemezdi. Gücü yetenleri sürüklemiş, bakın görüyorsunuz. Bayağı büyük bir alan, şu tarafa da sıçramış. Eşim o gün körük falan da yakmamış, sigara da içmez. İşte buralarda dönem içenler oluyor. Bu içki şişelerini atıyorlar, kırık şişeleri. Atıp, kırılıyor. Çok topladık ama işte gözümüzden kaçanlar oluyor. İçki şişelerinin kırıklarından çıktığı tahmin ediliyor. Bu arada Yalvaç Belediyesi'ne çok çok teşekkür ederiz. Çok hızlı müdahale ettiler. Bakın bu alanı da sıçramış. Komple şöyle. Nerede canım o şişeler? Şurada bir de şişesi var değil mi? Topladık mı? Hemen arka tarafa doğru gittik. Şurada bakın boş bir bira şişesi. Buralar otlak da hep. Burası bize ait bir alan değil. Yan tarafımız bizim. Ya buralara falan sıçramış. Bizim alanımız şu ağaçlardan diğer taraf. Biraz topladık o şişeleri. İlk dönemde toplamıştık zaten. Bundan 4-5 yıl önce bu araziyi satın aldığımızda komple şişeler doluydu. İçki şişeleri. Onları toplayıp 2-3 çuval ben boş şişe atmıştım buradan. Evet. Maalesef çok acı bir olay. Yangın, deprem, sel. Bunları bizzat biz yaşadığımız için ben 99'u da Zonguldak'ta kendi memleketimde 99 depremi yaşadım. Gerçekten insanlar çok çaresiz kalıyor. Yangın da aynı şekilde. Yine seli de yaşadım ben kendi memleketimde. Devrek Zonguldak'ta. Yani bunlar gerçekten bir anda olan şeyler. Önüne geçmek zor. Alevler öyle bir hızlı geldi ki yani mümkün değil. Alan geniş, otlar kuru. Evet. Hangi birine koşacağımızı bilemedik. Şu kovanımız vardı, yanmış. Yeni kovanımız. Yeni plastik tabanlıydı bu. Eşim bunları aktarma yapmış, temizlemişti. Bu tabanı yanmış. Değiştirirse tabanı değiştirip kullanmaya çalışırız.
Diğerleri de yandı. Bir dikür oldu. Bu parçası. Biraz da var. Lastik oldu. Çıkmış. Burada da malzemeleri vardı. Sütler falan vardı. Yine bakın şöyle bir şey. Bu da yanmış. Buraya da şeyleri koymuş. Bu var da yakmak için. Yukarılara kadar gitmiş. Etraf kuraklık, sapsarı her yer artık. 35 derece sıcaklık var. Çok şükür eşim kurtarabildiğini kurtarmış. Neyse bununla geçmiş olsun. Canı sağ, çok şükür. Farklı olaylar da olabilirdi. Şimdi kovanları açmaya başlayacağız. Hiç açmadık. Ölü arılı kovanlarımız da var. Onların kontrolünü yapacağız sizle birlikte. Şunu da göstermek istiyorum öncelikle, kovanları geçmeden önce. Eşim böyle eldivenliymiş, elleri kurtarmak için kovanları. Bakın eldiven iyice yanmış. Ses de çıkıyor yani. Bayağı mücadele etmiş burada. Kovan kurtarı ısırılır. Onları böyle kucakladım kovanları ısırmak için. Kenarlara vurdum böyle elimle söndürmek için. Hemen birden böyle işte eldivenle kuru sıcak. Hemen eridi yani böyle. Gördüğünüz gibi. Alevlerle bir türlü mücadele edilmiyor. Hızlı yayılıyor. Dikkat edelim lütfen. Kovanımız alev almış. Plastik tabanlı olduğu için bakın uçuş deliğini görüyorsunuz. Bu kovanı değiştirme yapacağız. Aktarma yapacağız. Yan taşımalarda. Ateşe çok maruz kaldı arkadaşlar. Bunu ben kaçırdım ama ne der? Ne kadar kaçırsam kovanlar artık kurtuluyor. Sıcakta iyice gevremiş. Buradan başlıyoruz. Buradan başlayalım, gösterelim. Var öylesi çok oldu burada. İnşallah fazla zayiat yoktur. Eyvah. Körük de yakamadık bugün. Çok sıcak var. Korkumuzdan. Evet, içeride arı dumanlar ettirmiş. Arı ölüleri var. Görüntü. Şuradan göster. Çok maruz kaldı ateşe. Bu yakındaydı çünkü şu civarlarda başlamış. Sağ tarafını gösterebilirsen şu kovanın yan tarafını. Orası alev aldı. Evet, şu tarafı siyahlaşmış. Buralar yanmış komple. Bir kovan getirelim. Beni. Aktarma yapacaksın herhalde. Şimdi bu kovan aktarma yapacağız. Yeni bir kovan getirdik. Bunda çuvalı yanınca şöyle çuvalın damlalar buraya tutuşmuş. Yani buraya birikmiş, bunu da çıkaramadık. Neyse. Videolarımıza yeni denk gelen izleyicilerimiz için de kovan aktarmayı göstermiş oluruz buradan. Kovan aktarma, hangi çıtayı nereden alıyorsanız oraya koyacağız. Genelde ilkbahar dönemlerinde kovan temizlemek için rutubetten, nemden, işte hastalıklardan kovanları temizlemek için kovan aktarması yapılır. Zorunlu kalmadıkça pek kovan aktarması yapmayın demiştik videolarımızda. Şimdi bizim tabii zorunlu kaldık. Önü gitmiş tamamen. Arı kaçırabilir taşımalarda. Bu bizim bu sene aldığımız oğuldu. Hem eşim şöyle bir kontrolünü yapsın. Hiç bilmeyenler, yeni videomuza denk gelenler için. Örneğin kapalı yavru ne? Kapalı yavrular var. Oluyor Instagram'dan hala. Instagram hesabımız da bu arada bizim alt lira hikayemiz 6732. Oralardan da sorular geliyor. Yanıtlamaya dönmeye çalışıyoruz. Şu gördüğünüz şeyler kapalı yavru arkadaşlar. Şöyle evet. Göstereyim elimin altında. Bunlar kapalı yavru dümdüz. Üsttekiler yavru arı. Onlar pek sokmaz, pek uçamaz. Tahta tarafında yani duvar tarafındaki çıtayı yine aynı duvar tarafına koyuyoruz. Evet, aldığımız yere sarsmadan. Arıcılık hızlıya gelmiyor. Ben eşime çoğu zaman kızıyorum yavaş yapıyorsun diye ama hızlı yapmaya da gelmiyor yani. Her an ana arıyı öldürebiliriz. Ana arıyı görebilecek miyiz? Şöyle bakalım hızlı. Ana arı... Ben de çekeyim, bazen izleyiciler daha iyi görüyor da. Ben de şuradan... Görüyorum ben de.
günlük oradan çekemedim ben seni. Anarısı vardır muhtemelen, yoğun. Günlük gördük yani, günlük. Yine bunları takip edeceğiz. Yangın içinde en çok etkilenen kovanımız bu. Evet. Komple yanan da var değil mi canım? Evet, komple yanan kovanımız var maalesef. Ona da bakalım. Yeni yeni yavru sökümü var. Sökülen yerlerde kraliçe tekrar yavruya başlamış. Sakin görünüyor kova. Evet, çok şükür. Görebilsek kraliçeyi de gösterelim ama bu işin de görebiliriz kraliçeyi. Fazla da vakit geçirmiyorum diye hızlı alırız. Duvar tarafı şey, boş yer yani. Şu çürük, çürük sevmiş olanlar çıkmaya yakın kapalı yavrular. Rengi neden koyu öyle renk, diye. Koyu renk. Koyu renk olanlar. Onu da soranlar vardı. Neden koyu diye. Onlar artık çıkmaya yakın. Yeni kapananlar biraz daha şey oluyor. Rengi farklı oluyor. Onlar çıkacak oradan yavrular. Bal almayacağız. Araba şeridinde böyle soranlar vardı. Bunun şeyi geçti herhalde değil mi canım? Yani aynen. Etkisi. Bir yeni mi koymuştun? Bu bir haftaya geçti. Normalde bir haftaya değişmek gerekiyor. Bunlar oğlu olduğu için anayı kabul ettikten sonra vermeye başladık. Evet. Bunlar zaten az çıta. Bunlardan bu sene bal almayacağız. Zaten kendilerine yeterli. 4 çıta, 5 çıta. Evet. Bu kovan aktarmamız bu şekilde tamam. Nereden aldıysak oraya koyduk yani. Kalanları da önüne mi silkeleyeceksin canım? Şöyle bir göster videoda. O gün dumandan etkilenip ölen arılarımız. Eyvah. Bakın daha bir sürü var, ben alamadım da. Bunlar dumandan etkilenip ölmüşler. Oradan görünüyor mu kanlardan? Kör görünüyor da burada. Yani biraz görünüyor da. Şunlar da silkeleyeceksin. Evet, kovan aktardık. Çünkü arılar bunları atacağız diye uğraşıyorlar. Çok emek harcıyorlar. Evet. Tabii de ölü arı kokusu arayı etkilemesin. Bunlar da şöyle bir şey koyalım. Çuvalı mı koyacağım? Çuvalı örnek rampa yapacağım. Önce ben bir sileyim de dur. Ya, böyle yapmayacak mısın? Bunlar girerler şimdi. Oradan doğru yerlerine. Buradan günlük işçi arılar. Ben taraftan göster kardeşim. Evet, böyle çuval koyduk, rampa yaptık, rahatlıkla çıkabilsinler diye, yukarıya girsinler diye. Bakın kovanın halini görüyorsunuz. Maalesef çok kötü. Rüzgar var biraz bugün. Çuval düştü yere. Yeah.
Şimdi ne yapıyoruz canım? Diğer kovanlara bakalım. Durumlar nasıl? Tamamen yok olan kovan mı vardı? Ölen kovan. Onu bulalım. Şurada bir tane vardı işte, şu kovayı koydum yerde. Buradaki arı tamamen yandı. Onun kapaklarını. Şu kapak niye öyle? Onun işte giriş kısmı yandı. Bu da etkilenmiş. İşte kaçıracağız diye sürüklerken. Sürüklerken kovanımız... Sürükleme esnasında tabii zamanla da çürümeye başlamış. Çıkmış buradan yani böyle. Böyle girebilir miyim şuradan? Buradan girip çıkıyoruz. Şimdi idaresini de bu kovanı da değiştireceğiz. Şu bölgede bulunan bir tane kovandan eser yok. Kapağını aldım, ileriye koydum size. Saç çıkarmış. Çıtalar mışalar işte. Topladım onları, çöp poşete koydum. Burada bir kovanımız gitti komple. Buna bakacak mıyız? Bir bakalım. Burada elime var mı? Böyle bir var taşa bakın. İş olmuş. Taban. Şey olmuş biraz. Aa, nasıl olmuş? Erimiş. Burası delinmeye başlamış neredeyse. Bu da... Bayağı etkilenmiş. Kılan tuzaklar açık değildi bunların zaten. Darılar, oğullarlar. Buren yok. Ya da böyle. Açmıyorduk ama. Kullanmamıştık. Bu nasıl oldu? Lastikten işte artık ben bunları çektim. Bazıları pirketle böyle, pirketle mağdurmuş. Orlardan alev aldı. Evet. Aslında otları da biçmiştik ama işte yine tarlada oldukları için otlardan. Bir anda her şey tutuşmuş. Saniyelik, dakikalık değil, bile değil, saniyelik. Ona bakalım. Altta. Biraz şurası iş olmuş. İşte bunlar tutuşmaya başlamış yani. Erimemiş ama. Ufak tefek böyle tutuşmuş. Hatta göğünüme derler. Göğünümüş. Yani bunların altları da alttan giriyor ateş. Ayaklarımda ben bastım. Onlar yoksa kovan alttan tutuşuyor. İşte plastik taban. İçeriye de arıya da zarar olacak. İçlerine bakacak mıyız? Gerek yok mu? Bunlar, bunda yok bir şey. Ben hızlı baktım ama şu, yine bir bakalım beraber. Aa, bunun önünde yanmış. Evet, bu taşma sırasında bu olmayacak, olmaz yani. Çekilin. Ateş buralara düşmüş, erikmiş bunlar biraz. Düştü böyle, bir altını görüyoruz. Hiç olmuş altında. Bunlar değişecek tekrar. Çok masraf var bize. Maalesef daha yeni yeni düzen kurmaya çalışıyorduk. Yeni kovanlar alalım diyorduk. Tek tük kovana geçelim diyorduk. Hazır elimizde kovanlarımız da zayi oldu. Temizleyip koyduğumuz kovanlar. Evet. Kovanlarla yetersizliğimiz vardı. Kovanımız yoktu, fazla yetmiyordu. Bir de bu böyle bir olay olunca. Kovanı kullanmıyoruz. Şu ileride kovan da altı derinmiş. Biraz tabak. Evet. Onu da kullanamıyoruz. Tamamen yanan kovanlar var bir iki tane. Onlar zaten gitti. Onlar kül. Külleri kalmış. İşte... Kovanlar işte böyle hasar alanlar var. Plastik tabanı eriyenler var. Zayiat var. Mesela şuradaki üstlük yanmış. Bir taraftan göster. Buraya kaç. Üstlüğü görüyorsunuz. Sipsiyah olmuş. Kovan kapaklarının içleri de bu halde. Yok, o kötü olmuş. Üstlüğümüzü görüyorsunuz arkadaşlar. Neredeyse kömür olacak böyle. Onu boyayıp kullanırız belki. Bakayım. İşte kırılıyor yani. Elime şöyle bastım gidiyor bakın. Yok. Kırılmaya başladı. Kullanabilir miyiz? Şunları evet. Değiştirebiliriz. Yeniden bir tahta. Elimiz şey. Kömür ellerimiz olmuş. Oldu bakın görüyorsun. Daha eldiveni yeni. Eşimin eldiveni giydi. Benim eldivenimi giydi. Kendi eldivenleri yanmış. Ben eldiven kullanmıyorum. Yani bunu bir daha kireçli boyayla boyamak lazım. Plastik şeyle. Kullanabilsek kullanacağız. Kullanamazsak bunlardan verim alamayız.
Neyse canım, canın sağ, kendine bir şey olmadı ya. Bunları yine çalışır yerine koyarız. Şekilde ucuz kurtulduk yani, zayiat var ama daha çok kötü olabilirdi. Evet. Araziler geniş, ekin arazileri. Evet evet. Yukarılar geniş. Yani oraları sıçrasaydı kurtarmak zor. Yine bugüne şükür. Allah beterinden korusun. Tek tip puana geçmek istedik zaten arkadaşlar da. Araştırıyorduk hangi puanı alalım, hangisini yapalım. Puan yetersizliğimiz var. Seneye bunlar yetmez bize. Hani çoğaltabilirsek inşallah. Bu sene iyi kötü çıkarırız da. Biraz taşıma sırasında bazı puanları götüremeyeceğiz. Nakliye sırasında bunlar çok arı kaçırır. Çünkü plastik tabanları erimiş hep. Evet. Onları götüremeyiz yani, arıları taşıyamayız. Başka açacağımız başka var mı? Başka kuş kondu. Aa, kuş mu kondu? Kuş tali kondu, geri gitti. Tali kuşu o. Tali kuşu. Talimiz küçük. Bak bir sürü zayiatımız oldu. Belki bir tali kuşu konmuştur. Ya da sana bir şeydir o. Müjde mi diyeyim, ne diyeyim, ne derler bilmiyorum tam. Güzel haberler çıkar arkasında. Bu da hemen ermeye neredeyse yusutmuş ama bunları ben kaçırdım hep ateşten. Ateş bu taraftan geldi, böyle arılara doğru geldi. Önce müdahale ettim ama alan büyük oldu, yayıldığınca sınırdaki kovanları hep içeri kaçırdım. Gördüğünüz gibi şöyle buradan göster. Evet. Yani hangi birini kaçırayım işte. Bu taraftakileri hep kaçırdım. Aktarma yaptığımız kovanı kaçırdım. Arkasındaki olan yandı. Evet. Şurada öbekleşen boş kovanlar yanmış zaten. Şuradaki malzeme kovanlarımız vardı. Malzemelerimiz. Yandı bakın işte. Oradaki mandalin. Evet. Aktarma yaptığımız, boşalttığımız, temizlediğimiz kovanlar. İşte temizlediğim, ben bunları değiştiririz. Yatırmaz. Nakliye sırasında temiz kovanlarımız olsun. Kaçıranlar olsa değiştiririz diye. Bu en son aldığım bu. Bakalım nasıl durumu. Bakacak mıyız? Şöyle bir bakalım abi. 3 çıta. Arımız güzel gayet. Kapalı yavrusu var. Ben nereden çıkıyorum? Solundan çeksen şöyle. Çıta şu tarafı solda. Şuraya geçeyim şöyle. Evet, oğul muydu demiştin? Bu seninle beraber aldığımız en son oğul. Zayıftı zaten, küçük 2 çıta. Zayıftı, çok az mevcut var ama çok güzel de anası kraliçe var bunda. Ana yavru atmaya başlamış, kapatmış, gösterelim şöyle. Bakın duvar tarafını görebiliyor musunuz? Kraliçemiz evet, ne kadar çarşık. Evet, evet. Onlar çıkmaya başlamış gibi biraz. Rengi değişmiş, rengi dönmüş. Yavru söküyorlar şu anda. Buradaki kovanlarımız mevcut. Stres çok. Azar azar biraz besleme yapsak iyi olacak bu yavrulara. Evet, çok badire atlattılar çünkü. Çünkü yangın sırasında arılar dışarıya bir çıktı. Bir engane oldu bu arılar. Çünkü eşim de yerlerini değiştirince sağa sola çekince tabii herkes kovanına girmek istedi. Evet. Yerlerini değiştirince olduğu yerde biz çok aşırı arı oldu. Bakın çuvalda da görebiliyorsunuz. Aa, evet canım. Sarkan kısımlar hemen erimiş. Çuvalları gördüğünüz gibi buralar yanık. Yani ben bunları kaçırdım arkadaşlar. Kaçırmasaydım buradaki kovanların hemen hemen sınırdakiler, içeridekiler şunlar. Çok aşırı yandı. Hepsi giderdi. Bunlar telef olacaktı. Arılara çok üzüldüm. Evet. Yani elimden bir şey gelmedi. İçeri biliyorsunuz. Zor bir şey. Yaşayan bilir. Alevlerin içinde kaldım bir ara. Çaresiz çok zor gerçekten. Rabbim kimseye çaresiz bırakmasın. Yani o şeyde panikte 112'yi zor aradım yani. Allah kimseye böyle şeyler yaşatmasın, kimseye evet. Göstermesin. Zor, emek bunlar, emek. Hepsi zor, deprem, sel, yangın dediğimiz gibi doğal afet. Bir anda oluyor çünkü, saniyelik yani. Evet, buraya Mart'ta getirdik, sonunda getirdik buraya. 30 Mart'ta. 31 Mart. Seçimden 30, bir gün önce getirdik. 30 evet. Mart. O günden beri emek veriyoruz. Bunları ben tek tek elimden yıkadım. Evet. Muğla'dan geldikten sonra kovanları aktardım. Elimde dediğim gibi fazla kovanım yok. İki kovan yıkadım. Aktar. Onları temizleyip kuruttum. Bir aktardım. Daha. Tekrar iki kovan yıkayıp temizleyip kurutup tekrar aktardım. Hepsi elimden geçti bunlar. Tek tek emek kolay değil. Evet canım ya. Böyle bir durumlarda da insan gerçekten üzülüyor yani. Yapacak bir şey yok. Allah beterinden saklasın diyoruz. Amin. Başka var mıydı? Başka
Bakarız yani, fazla da sıkmayalım insanları. Evet. Uzun video olmasın, biz kendimiz bakarız diğerlerine. Yani zararlarımızı göstermeye çalıştık. İşte zayiat nasıl oldu? İşte kovalanmış delikleri görüyorsunuz. Paylaşmak istedik sizlerle bu yaşadığımızı. Evet. Bunlar maalesef artılarda biraz sıkıntılar. Dikkat edelim yani, arılığımızı sık sık şu aralar kontrol edelim. Körük yakmalara, körüğü iyice söndüğünden emin olalım. Arılıklarımızda su bulundurmaya çalışalım. Özellikle cam kırıklarına, şişe kırıklarına, evet, bunlara çok dikkat edelim. Bizim büyük ihtimalle başımıza bundan geldi. Sol taraftaki ağaçların altlarına fazla ben eğilemedik yani. Ot çoktu, evet, ot ulaktı. İstersemez yılan olur diye fazla da soplamıyoruz ağaçların diplerine. Ottan göremiyoruz. Büyük ihtimalle oradaki şişelerden, kırıklardan bir 35 derece sıcaklık gidiyor şu ara. Yani çok aşırı sıcaklık dolayı böyle bir yansıtma mı yapıyor artık? Mercek görevi görüyor şişeler. Isınıyor. Arıcılarımız genelde dikkat ediyor. Yani körükleri söndürürken su döküyorlar. Biz de suyumuzu bulunduruyoruz. Elimizde su vardı, su yok mu diye soruyorsunuz belki. Ama ateş öyle hızlı iliyor ki yani zor. Döktüğüm su bile yani nereye gittiğini bilemiyorsunuz. 10 kilo su vardı elimde, 10 litrelik. Ama buraya bir tane yangın tüpü alma niyetim var. Buraya büyük bir tane yangın tüpü getireceğiz. Arılarımıza bulunsun yani, böyle acı tecrübeler yaşatacağız insanlar. Evet. İhtiyaç olacak. Evet, biz bakımlarımızı bitirdik. Çok hasar alan kovanlarımızı aktarmaya çalıştık. Elimizde de fazla kovanımız yok maalesef. Yani aşırı zayiatlı olanları, böyle çok kötü olanları aktardık. Hepsinde video çekemedik, hani çok uzun video olmasın, sizler de sıkılmayın diye. Bu şekilde yaptık. Biraz üzgünüz yani, kusura bakmayın sizlere de yansıdıysa. Bizden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Isparta'ya Allah'tan selamlar, sevgiler. Hoşçakalın.